eğitim 8 yıldan 12 yıla çıkarılıyor. Teklif AK Parti Grup Başkan Vekilleri tarafından verildi. Meclis Başkanlığı'na sunulan yasa teklifinde Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi'nin isminin Abdullah Gül Üniversitesi, Rize Üniversitesi'nin adının da Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak değiştirilmesine yönelik maddede bulunuyor. Evet, zorunlu eğitim 8 yıldan 12 yıla çıkarılıyor dedik. Peki bu sistem yürürlüğe girerse nasıl işleyecek? Eğitim sistemini olumlu ya da olumsuz nasıl etkileyecek? TİNET muhabiri Timur Çiçek, Eğitim Birsen Genel Merkezi'nden bu soruların yanıtını arayacak. Evet Timur, sözü sana ve konuğuna bırakıyoruz. 8 yıllık eğitim uygulaması artık sona eriyor. AK Parti grubu önemli bir adım attı. AK Parti Grup Başkan Vekilleri zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmasını öngören bir kanun teklifi hazırladı ve o kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklife göre ilköğretim kurumlarında toplam eğitim süresi 8 yıl olacak. Bu okullarda kesintisiz eğitim yapılır ifadesi de kanundan çıkarılacak. Yeni düzenlemeye göre 8 yıllık kesintisiz eğitim kaldırılırken yerine 4 artı 4 artı 4 şeklinde toplam 12 yıl olmak üzere kademeli bir sistem getirilecek. Evet, şu andaki canlı yayınımızı Eğitim Birsen Genel Merkezi'nden gerçekleştiriyoruz. Yanımızda sendikanın genel başkan yardımcısı Sayın Ali Yalçın var. Kendisiyle bu teklif üzerine görüşeceğiz. Efendim, canlı yayınımıza hoş geldiniz. Hoş Sayın Yalçın. Sayın Yalçın, sizin zaten sendika olarak uzun süredir gündeminizde olan bir konuydu. Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması. AK Parti grubu önemli bir adım attı bugün ve meclise bu teklifi gönderdi, meclis başkanlığına. Nasıl değerlendirdiniz AK Parti'nin atmış olduğu bu adımı? Öncelikle 8 yıllık kesintisiz eğitim bizim gündemimize nasıl girdi, önce ona bakmak lazım. 28 Şubat'ta MGK kararlarıyla dayatıldı ve dünyada suyu tersine akıtmaya uğraşır gibi bir anlamsızlığın altına Türkiye imza atmış oldu. Zamanın siyasileri siyasi hayatıma mal olsa dahi diyerek 8 yıllık kesintisiz eğitimde kararlılık ifade ettiler. Dünyada 298 ülke içerisinde sadece 20 ülkede kesintisiz eğitim uygulanıyor. Bu da El Salvador, Virgin Adaları, Ruanda gibi adını bile duymadığımız ülkeler. Dolayısıyla 8 yıllık kesintisiz eğitim bir 28 Şubat dayatmasıydı ve bu eğitimde bir toplum mühendisliğinin ürünüydü. Çünkü 8 yıllık kesintisiz eğitimdeki temel anlamsızlık şurada gizli. İlköğretim 1. sınıfa gelen 7 yaşındaki öğrenciyle 14-15 yaşındaki 8. sınıftaki öğrenciyi aynı eğitim ortamında bulunduruyor. Aynı salonu, aynı ihtiyaç alanlarını beraber kullandırıyorsunuz. Bu fizyolojik açıdan çocukların sosyal gelişimleri açısından son derece yanlış bir uygulamaydı. Dolayısıyla AK Parti'nin bu sene bununla ilgili olumlu adım atması ve taslağı gündeme getirmiş olması son derece önemli. Bunu destekliyoruz. Efendim, özellikle teklifin gerekçesine baktığımızda şu tip ifadeler yer alıyor. Teklifin gerekçesinde zorunlu eğitimin kesintisiz gerçekleştirilmesinin, sağlıklı ve verimli bir eğitim ortamının oluşturulması adına ciddi sorunlara neden olduğu belirtiliyor. Bu anlamdaki görüşlerinizi alalım efendim. Doğru, ciddi sorunlara az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi 7 yaşındaki çocukla 15 yaşındaki çocuğu aynı ortamlarda bulundurmak, aynı ihtiyaç alanlarını kullandırmak, bu son derece sağlıksız bir durum. Eğitimde pedagojik olarak kesinlikle Avrupa ülkelerinin hiçbirisinde rastlayamayacağınız bir durum. Çünkü küçük çocukların ruhsal gelişim açısından, ortak alanları kullanma açısından her zaman baskı altında bulundurulduğu ve o çocukların eğitim hayatlarında asla unutamayacakları travmaların yaşanabileceği bir süreçti ve bunun bir yön örnekleri eğitim içerisinde yaşanmıştır. Burada yanlıştan dönülmesi ve bu konuyla ilgili yeni bir düzenlemeye girişilmiş olması son derece önemli. 18. Milli Eğitim Şurası'nda sendikamızın öncülüğünde bu konuda kamuoyu yakından bilecektir. 8 yıllık kesintisiz eğitimin 1 artı 4 artı 4 artı 4 şeklinde 13 yıla döndürülmesiyle ilgili ciddi bir uğraş verilmiş ve Milli Eğitim Şura kararı olarak bu Milli Eğitim Bakanlığı'na tavsiye kararı olarak alınmıştı. Bunun geç kalmış ama önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Sayın Yalçın, bir de tabii ki bu teklifte daha başka düzenlemeler de var. Özellikle katsayı sorunuyla ilgili çok mağduriyetler yaşanmıştı malumunuz. O konuyla ilgili olarak da bir düzenleme yapılıyor. O düzenlemeyi nasıl karşıladınız?
Burada 8 yıllık eğitimin zaten ortaya çıkardığı en önemli sorunlardan birisi mesleki eğitimle ilgili ortak kısmı bitirmiş olmasıydı. Mesleki yönlendirme olmaması burada eğitimin en büyük açmazlarından birisiydi. Mesleki eğitimin son zamanlarda önemsenmesiyle birlikte Türkiye'de geldiği rakam %44. Genel eğitim içerisinde, genel orta öğretim içerisinde %44. Avrupa ülkelerinde bu 60-65 arasında. Dolayısıyla Türkiye'de mesleki eğitimi baltalamıştır kesintisiz eğitim. O yüzden bunda mesleki eğitimi baltalarken sadece bununla yetinilmemiş. Orada zamanın toplum mühendislerinin eğitim üzerinde yapmaya çalıştıkları bu antidemokratik baskıcı uygulamalar neticesinde aldıkları kararların en önemlilerinden birisi de katsayı uygulamasıdır. Neden? İnsanları mezun oldukları diplomaya göre değerlendiriyorsunuz. İnsanları kapasitesine göre değerlendirmiyorsunuz. Bu son derece yakışıksız ve yanlış bir durum. O yüzden mesleki eğitimin önünün açılması açısından katsayı ile ilgili son zamanda YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan zamanında atılmış olan somut adımın son derece önemli olduğunu ama bu konuyla ilgili CHP'den Nur Serterler'in CHP'nin de bir parti politikası olsa gerek diye düşünüyorum. Bununla ilgili yeniden Danıştay'a başvurmuş olmaları bu konuda hükümetin kararlılığını ifade etme açısından konunun yeni düzenlemede yasal metinler içerisine yerleştirilmesi son derece akıllıca bir tercih diye düşünüyorum ve bunu sendik olarak desteklediğimizi ifade etmeliyim. Sayın Yalçın, bu bağlamda da özellikle teklifin içerisinde Fatih projesine de vurgu yapılıyor. Önemli bir adımdı bu hükümetin atmış olduğu eğitimin modernleşmesi açısından. Özellikle işte akıllı tahtaların sınıflara gelmesi, tablet PC'lerin, tablet bilgisayarların öğrencilere dağıtılması. Bu süreçte daha da modernleşme adımlarının atılacağını görüyoruz. Siz nasıl değerlendirdiniz Fatih projesinin bu teklifte yer almasını? Fatih projesi şu anda dünyada örneği olmayan bir proje. Her yerde hem kara tahta hem akıllı tahta hem teknolojinin diğer imkanlarının kullanıldığı örnekleri bulmak mümkün. Bunu Avrupa ülkelerinden tutun, üçüncü dünya ülkelerine varana kadar bazı lokal okullarda bu uygulamaların tamamıyla karşılaşmak mümkün. Fakat Türkiye burada farklı bir şeye imza atmaya çalışıyor. Bütün öğrencilere tablet dağıtarak ders notu ağır çantalardan kurtarma ve yazma ile ilgili bütün süreçlerin bilgisayar üzerinden gerçekleşmesi, tahtada anlatılan konunun kayıt altına alınıp bir sonraki süreçte yeniden çağrılması ve bir elektronik hafıza oluşturulması gibi önemli bir adım. Fakat bunun çeşitli sakıncaları olabilir mi? Evet, olabilir. Zaman içerisinde yaşandığı zaman bunlar ortaya çıkacaktır. Şu andan bunun tamamıyla ilgili kestirmede bulunmak ve ön yargılı davranmak, cümle kurmak haksızlık olur diye düşünüyorum. En önemli kısmı burada eğitime önem verilmiş olması, eğitimin öncelenmiş olması diye düşünüyorum. Biz eğitimde Fatih projesini fırsatları artırma ve iyileştirme, teknolojik imkanlarıyla iyileştirmeyi içeren bu yeni yaklaşımı önemsiyoruz, destekliyoruz. Ama süreç içerisinde çıkabilecek arızaları da defoları da tamir etme imkanının her zaman olabileceğini, her zaman eleştiri imkanının olabileceğini düşünüyoruz. Adımı olumlu buluyoruz. Efendim, sizi bulmuşken şu soruyu da yönelteyim ben size. Sendikanızın şöyle bir görüşü var. Karma eğitim konusunda da bazı eleştirileri var. Evet. Sendikanızın. Bu teklifte böyle bir şey yok. Ancak sizin yine de vurguladığınız bir olay bu. Karma eğitim sisteminin sıkıntıları. Önümüzdeki dönemde bu konunun da gündeme gelmesini istiyorsunuz. Bu bağlamdaki görüşlerinizle ben rica edeyim. Sadece bu kesintisiz eğitimle ilgili yeniden 12 yıla getirilmesiyle ilgili ifade edeceğimiz şeyleri az önce anlatmaya çalıştıklarımızla sınırlamak yanlış olur diye düşünüyorum. Burada dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Onların altını bir çizmem gerekir. Birincisi çocuklar artık okul öncesi döneminde elektronik bütün aletlerle tanışıyor ve bilgisayar, cep telefonu gibi bütün imkanları kullanabildiği için çocukların zihni yapısının kesinlikle okul öncesi eğitimi de bu sürecin içerisine katmak gerektiğini düşünüyorum. Yani okul öncesini de buna katarak 13 yıl. Bir. İkincisi, burada önemli bir nokta var. İhtiyaç halinde birinci 4 yıllıkla, yani ilk öğretim 1 ile ikinci kademeyi ihtiyaç halinde birleştirme gibi bir esneklik tanınmış. Bu esnekliğin ikinci kademe ile orta öğretim kısmında da tanınması gerektiğini düşünüyorum. Bazı meslek okullarında buna ihtiyaç
olabilecektir. Bunun geçmişte yaşanmış örnekleri vardır. O yüzden desteklenmesi gerekirdi burada. Diğer bir konu ikinci 4 yıllık kısımda ilköğretim ikinci kademede dışarıdan eğitim yani açık ilköğretimden tamamlama diye şu anda mevcut uygulamanın aynı şekilde tanınması gibi bir olanak veriliyor burada. Bu son derece önemli. Bunun olumlu bulduğumuzu ifade ederken lise kısmı ile ilgili özellikle orta öğretim kısmı ile ilgili diploma zorunluluğu olmalı ama devam zorunluluğu, örgün eğitime devam zorunluluğu olmamalı. Bu yapılan işin ruhuna aykırı olur. Çünkü eğitimde alternatifler olabilmeli. İsterse açık öğretimden tamamlayabilmeli, isterse interaktif eğitimden tamamlayabilmeli. Bu konuda esneklik olabilmeli. Bu düzenlemede eksik kalan kısımlardan birisinin burası olduğunu düşünüyorum. Bakanlar Kurulu'na orta öğretime geçiş kısmı ile ilgili zorunlu hale getirilmesiyle ilgili Bakanlar Kurulu'na yetki verilmiş olması önemli. Çünkü eğitimin şu anki altyapısı itibariyle ilköğretime mezun olanların %70'e yakını sadece orta öğretime devam ediyor. %30'u orta öğretime direkt devam etmiyor. Dolayısıyla bunu bir anda kanunla hepsini bir anda uygulamaya geçirmek mevcut altyapı açısından uygulanabilir değil. Bu konuda süreç içerisinde gerekli altyapı hazırlandıktan sonra bunun uygulamaya alınacak olması son derece önemli bir kısım. O yüzden son kısmıyla ilgili esnekliğin tanınması gerekir. Karma eğitim konusu son derece önemli. Neden önemli? Şunun için önemli. 1924'te karma eğitim eğitime getirilmiştir. O da bir toplum mühendisliğinin ürünüdür. Avrupa ülkelerinde 100 yılın pedagojik yanlışı diye Der Spiegel dergisi bununla ilgili manşet atmıştır. Dolayısıyla karma eğitimle ilgili olumlu yönler olabilir ama olumsuz yönler de olabilir. Bu konuda devlet politikası olarak biz karma eğitimi şart koşuyoruz demenin kesinlikle doğru bir tercih olmayacağını, doğru bir yöntem olmayacağını ifade ediyoruz. Demokratik eğitim hakkı olabilmeli insanların. Dolayısıyla özel sektörün bu noktada önü açılabilmeli. Avrupa ülkelerinde sadece Amerika'da 300'ün üzerinde şu anda ayrı eğitim veren okullar var. Bu velilerin tercihine bırakılmalı. Devlet bu konuda kendinde yetkiyi görüp de bir dayatma yaparsa işte o zaman Türkiye'de doğuda bazı ailelerin çocuklarını okula göndermemesiyle üzerine başlatılan Haydi Kızlar Okula kampanyasının doğuda bazı yerlerde çok cüzi miktarda karşılık bulmasının temel altındaki yatan en önemli gerekçe o konuda insanların tercihlerinin sınırlanması ve devletin bir dayatması olarak yer alıyor olması. Onun için karma eğitim dayatması da bu süreçle beraber kaldırılmalı diye düşünüyorum. Çünkü bunlar eğitimdeki toplum mühendislikleriydi. Bu konuda devlet anlayışını gözden geçiriyor. Gözden geçirirken rezerv koymadan, ön koşul koymadan bu konuda demokratik eğitim hakkını velilere tanıması gerekir diye düşünüyorum. Efendim, düzenlemenin hayata geçirilmesi ve başlatılması için Bakanlar Kurulu da bir tarih belirleyecek. Sizin öngördüğünüz bu düzenlemenin hayata geçirilmesi anlamında bir tarih var mı? Onu da merak ediyorum ben. Şimdi burada ilköğretim 1 ve 2. kademenin ayrılması ve müstakil okullarda eğitim yapması açısından çok ciddi manada bir altyapı sorunu olmayacaktır. Neden? Çünkü şu anda zaten ilköğretime devam eden, 8 yıllık devam eden öğrencileri 4-4 şekilde ikiye bölmüş olacaksınız. Yakın okullardan birisini 2. kademe, birini de 1. kademe olarak ayarladığınız zaman herhangi bir altyapı sorunuyla karşılaşmazsınız. Fakat orta öğretimle ilgili zorunluluk getirilmeye çalışılırsa bunun zaten temel yanlış olduğunu ifade ediyoruz. Diploma zorunluluğu olmalı ama devam zorunluluğu olmamalı. Eğer bu konuda devlet kendisi devam zorunluluğunu tanıma yetkisini kendine görürse bunun çok iyi bir tercih olmayacağını biz ifade ediyoruz. Eğer devam zorunluluğunu görerek bunu düşünecekse bunun zaman alacağını, çünkü ilk öğretimden mezun olan %30'luk bir kesimin orta öğretime devam etmesi demek yeni derslik ihtiyaçları, yeni öğretmen istihdamı, yeni altyapı demektir. Şu anda devlet mevcut öğretmen atamalarında atanamayan öğretmenler kapıyı kırmaya çalışmakta, inletmektedir haklı olarak. Devlet ücretli öğretmenlerle mevcut bütçesinin gerekçesiyle, bahanesiyle, ücretli öğretmenlerle ucuz işçilik yöntemiyle bunu temin etmeye çalışmaktadır. Eğer siz burada altyapı noktasında elinizde imkan varsa bunu zaten bugün kullanıyor olmanız lazımdı. Bütün okullar çift ikili eğitim görüyor. Sabahın 7'sinde giren çocuklar akşamın 6'sında 7'sinde okuldan çıkıyorlar. Dolayısıyla burada olması gereken şey normal tekli eğitimdir. Tekli eğitimle ilgili dönüşümü sağlayamamış
İstanbul ve doğuda bazı yerleri baz aldığımızda 40'lı 45'li sınıf ortalamalarının olduğu yerler var. Bunu dikkate aldığınızda bunun çok yakın vadede uygulamaya geçebilecek bir düşünce olduğunu düşünmüyorum. O yüzden Bakanlar Kurulu'na bu konuda esneklik tanınmış olması, yetki tanınmış olması bu noktada isabetli bir tercih diye düşünüyorum. Efendim, son sözlerinizi alalım. Nasıl değerlendiriyorsunuz diyelim teklifi, sonra devam edelim. Eyvallah. Teklifi önemsediğimizi ifade etmeliyim. Çünkü Eğitim Bilsen 92'de kuruldu ve 20. yılımızı 14 Şubat itibariyle geride bıraktık. Köklü bir kuruluşuz ve Türkiye'nin en büyük eğitim sendikasıyız. Biz karma eğitim dahil kesintisiz eğitim, katsayı, eğitimde kılık kıyafet sorunu gibi eğitimde vesayetin devam ettiği dayatmaların olduğu alanlarla ilgili yıllardır sesimizi yükselten bir sendikayız. Bu konuda eleştirilerimizin de tamamı bilimsel dayanaklar üzerinden temellendirilmiş ve dillendirilmiştir. O yüzden az önce ifade ettiğim gibi 298 ülke içerisinden sadece 20'sinde olan ve adı sanı duyulmamış ülkelerde olan bir uygulamayı Türkiye'ye getirip dayatmak ancak ve ancak darbe dönemlerinde MGK kararlarıyla olabilirdi ve Türkiye'de 28 Şubat dayatmasıyla bu deli gömleği eğitime giydirildi. Burada çok yazık edildi. Eğitimde bir nesil kaybedildi. Mesleki eğitim bu konuda ciddi manada yara aldı. Bunun 97'den bugüne 15 yıl sonra telafi ediliyor olması, tamir ediliyor olması ve AK Parti'nin bununla ilgili mevcut hükümetin somut adım atıyor olması son derece önemli. Bunun altyapısının zaten Milli Eğitim'in en üst istişari organı olan 18. Milli Eğitim Şurası'nda alındığını hatırlatmıştım. Bu konuda biz şimdiye kadar hep eğitimin kesintili hale getirilmesi, karma eğitim mecburiyetinin kaldırılmasını, eğitimde üniformalı eğitim diye dayatmanın geride bırakılmasını, kılık kıyafet sorunu diye eğitimde asla bir sorunun olmamasını, ne öğrencilere üniforma dayatması, ne öğretmenlere kravat dayatması, üniforma dayatması, bunlar şekilciliğin, bunlar toplum mühendisliğinin, bunlar bir nesil, bir protip, bir ulus devlet paradigmasının sonucu, yetiştirmeye çalışılan, tornadan geçmiş insanlar yetiştirmeye çalışan bir sürecin eğitimdeki kalıntıları ve vesayetin izleri olduğunu düşünüyoruz. O yüzden bunun son derece önemli bir adım olduğunu düşünüyor ve bunu destekliyoruz. Sayın Yalçın, çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Ben teşekkür ederim. Çok mersi. Sağ olun efendim. Evet, 8 yıllık zorunlu eğitim artık sona eriyor. Zorunlu eğitimin 12 yıl olmasını öngören kanun teklifi şu anda meclis başkanlığının önünde duruyor. AK Parti Grup Başkan Vekilleri o teklifi meclis başkanlığına sundu. Teklifin perşembe günü komisyona gelmesi ve gelecek hafta içerisinde genel kurulda yasalaşması bekleniyor diyelim ve sözü yeniden İstanbul'a bırakalım. Timur Çiçek, çok teşekkür ediyoruz. Sana da, konuğuna da, zorunlu